akşamlar. Ben Burcu Selçuk Esen. Günün en sıcak gelişmeleri, sıcak haberleriyle karşınızdayız. Yasama yılının son gününde Meclis Genel Kurulu'nda milyonları ilgilendiren düzenlemeler hayata geçti. Yüz binlerce memurun merakla beklediği 3600 ek gösterge kabul edilirken öğrenci affı da geldi. 3600 ek gösterge, öğrenci affı ve emekli maaşlarının alt sınırı. Ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi genel kurulda kabul edildi. Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi. Son birleşimini tamamlamış oluyoruz. Mecliste bir yasama yılı daha geride kalırken her sene olduğu gibi benzer görüntüler vardı. Vekiller yeri geldi, kavgaya tutuştu. Böyle bir şey var mı Sayın Başkanım ya? Ya yıldık artık ya. Geri geldi, söz düellosu yaşandı. Eskici dükkanlarının yeniden görücüye çıkmış hayaletleri gibisiniz. Sizden korkan sizin gibi olsun. Hadi oradan. Hadi oradan. Yasama yılının son gününde 3600 ek göstergenin kapsamı genişletildi. Ek gösterge memurların maaşlarını, emekli olduklarında da ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi de yükseliyor. Torba kanun teklifiyle milyonları ilgilendiren öğrenci affı da geldi. Yüksek öğretim kurumlarında öğrenim görürken ilişiği kesilenler ve kayıt hakkı olup kayıt yaptıramayanlar aftan faydalanacak. 2500 lira olan en düşük emekli aylığı da 3500 liraya yükseltildi. Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girerken milletvekilleri bol bol hatıra fotoğrafı da çekildi. Asgari ücret zammı sonunda belli oldu. Milyonlarca çalışanın Temmuz'dan geçerli olmak üzere maaşı 5500 liraya yükseldi. Peki %30'luk o zam nasıl yankı buldu? Şov Haber işçi ve işverenlere sordu. İyi olduğunu düşünüyorum. Biraz daha artması gerektiğini düşünüyorum. Artması iyi oldu tabii yani. Yeni asgari ücret net 5500 lira olacaktır. Herkesin gözü kulağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı asgari ücretteydi. Günlerdir beklenen oran belli oldu. %30'luk zam kiminin yüzünü güldürürken kimini memnun etmedi. %30 zam artışıyla birlikte yeni asgari ücret 5500 lira oldu. Sokağın nabzını tuttuk. Bakalım ne düşünülüyor? İyi oldu aslında. Hani en azından insanlar belki bir nevi de olsa rahatlamıştır. Bu daha büyük zamların geleceğinin işareti. Fiyatlar arttığı için asgari ücretin artışı da iyi oldu bence. Vatana millete hayırlı olsun. 5500 lira. İstanbul'da yaşayan adam 2 aile çalışacak. 11 milyar çok güzel para. Yeter diyorum, ona da şükür. Asgari ücrete gelen zamla ilgili ne düşünüyorsun? Yaşam pahalı. 10 milyar olsa da yine geçinemez bir insan. Her şeye zam geliyor. Bunlara da yapmaları biraz mantıklı oldu. 7-8 milyar kira isteyen bir memlekette 5,5 milyar bence çok komik bir rakam oluyor. Valla yeni zam geldi. Çok sevindik, çok mutlu olduk. Yani olması gereken buydu zaten. Valla çok az. Yani daha fazla düşünüyordum ben. 5500 lira yeterli. İşçiyi de işvereni de gözeten bir formül arandı görüşmelerde. Prim desteğinin süreceği açıklandı. Yani işveren de masadan memnun ayrıldı. Vallahi asgari ücret şu an az. 5,5 bir şey değil yani. Ben de kazanayım, benim yanımda çalışan da kazansın. İşveren olarak da sıkıntıdayız. Zaten işler durgun. Bunun üzerine bir de ekstra yük oluyor. 23. dönem AK Parti milletvekili Mahmut Dede'nin iş yerinin önündeki aracına Molotov kokteyliyle saldırı düzenlendi. Eski vekil bunun bir terör saldırısı olduğunu söyledi. Bu bir terör eylemine benziyor. Düzenli ve koordineli yapılmış bir terör eylemi. Biri taşla camı kırdı, diğeri Molotov kokteyli attı. Eski milletvekilinin aracı kundaklandı. İş yerimize Molotov kokteyli terör saldırısı yapıldı. Maltepe'de 23. dönem AK Parti milletvekili Mahmut Dede'nin aracına sabaha karşı Molotov kokteyli saldırı düzenlendi. Biri taşla camı kırıyor, arkasından diğeri hızlı bir şekilde arabanın içine Molotov'u atıyor ve yay olarak kaçıyorlar. Polis terör şüphesi üzerinde durdu, yanan araçta detaylı inceleme yaptı. İnşallah en kısa zamanda yapanlar bulunacaktır. Kaçan iki kundakçı her yerde aranıyor.
35 Afgan göçmen geçici barınma merkezindeki tellerden atlayıp kaçtı. Askerler, vatandaşlar onları bir an önce yakalayabilmek için kırmızı alarma geçti. Osmaniye'de yaşanan o hareketli anlarda kameralarda kayıttaydı. Karanlığı fırsat bildiler, tellerden atlayıp geçici barınma merkezinden firar ettiler. Jandarmaya da jandarma. Ülkenin hali. Dün gece saatleriydi. Osmaniye'deki Cevdetiye geçici barınma merkezinde kalan 35 Afgan göçmen kaçma girişiminde bulundu. Hepsi bir bir tellerden atladı, sokak aralarına dağıldı. Kaçış anları mahalle sakinleri tarafından böyle kayda alındı. Ne olacak şimdi ya? Ekipler hemen harekete geçti, kaçakların peşine düştü. Havaya açılan uyarı ateşi de onları durdurmaya yetmedi. Arama çalışmalarına mahalleli de destek verdi. Evler, ağaçlık alanlar didik didik arandı. Barınma merkezinden firar eden göçmenler çok geçmeden yakalandı. Tamam. Kahramanmaraş'ta bir mağaza açılışa özel indirim yaptı. Ortaya yine bildik görüntüler çıktı. Yüzlerce kişi kepenklerin açılmasıyla mağazaya hücum etti. İndirimli ürünler kapanın elinde kaldı. Kepenk açıldı, müşteriler hücuma geçti. İndirimli ürünler kapanın elinde kaldı. Bayağı bekledik, şu halimize bak. Kahramanmaraş'ta bir züccaciye mağazası açılışa özel indirim yapmıştı. Haberi alanlar saatler öncesinden nöbete başladı. Vallahi bir saatten fazla bekledim. Çok bekledim, ben öldüm. Sonunda kepenk kalktı, yüzlerce kişi aynı anda hücuma geçti. İndirimli ürünleri almak isteyenler birbiriyle yarıştı. Allah'a var ya, bunu aldım ha, gelsen mahsur. Bir izdiham, bir izdiham, bu ne ya? Ürünler dakikalar içinde tükendi. İstanbul Güngören'de yabancı uyruklu bir hadsiz park halindeki motosikletin arkasında asılı olan Türk bayrağını söküp aldı. Dalga geçer gibi sallamaya başladı. Motosikletin sahibi onu sopayla kovaladı. Bayrağı saldırması zoruma gitti. Şu motor devirseydi o kadar tepki göstermezdi. Ama bayrağı yapılan bir hareket, o kol kırılır. Hadsizce Türk bayrağına el uzattı. O eli kırmak için koşanlara da bıçak çekti. Yakalasaydım ben elimdeki sopayı bir kere onun kafasını gözüne kırardım. Niye ben onu yakalayamadım diye kendi kendime yiyorum. 58 yaşındaki güvenlik görevlisi Halim Turkan, Türk bayrağı asılı olan motosikletini Güngören'de iş yerinin önüne park etti. Yoldan geçen yabancı uyruklu bu hain bayrağı çekip çıkardı, dalga geçer gibi sallamaya başladı. Adam bayrağı tutup çekti attı. Ben onu görünce dayanamadım. Sallaya sallaya elinde paçağı buraya böyle sallıyor. Ben ona çok sinir oldum. Güvenlik kameralarının da kaydettiği o saldırıya Halim Turkan tepki gösterdi. Ancak karşısındaki hem hadsiz hem de saldırgandı. Bıçak çıkardı, böyle savurdu. Anında döndü. Üzerime hışımla geldi. Kendi bir bıçak var. Bana doğru böyle hamle yaptı. Ben o anda geriye attım kendimi. Geri adım attı ama bayrağı savunmaktan vazgeçmedi. Eline sopa aldığı gibi peşine tekrar düştü. Yukarıya doğru çıktı. Ben peşinden koşuyorum, bağırıyorum. Yakalayın şu mezunu diye bağırdım. Yakalayın dedim. Bak şerefsizin teki dedim. Çevredekiler koşup geldi ama elinde bıçak olduğu için kimse yaklaşamadı. O da kargaşadan yararlanıp kaçtı. Polis her yerde Türk bayrağına saldıran haini arıyor. Ha,
Yani onu yakalasaydık zaten gerekli cevabı alacaktı, onu verecektik o cezayı da. Yakalayamadım diye ona üzülüyorum. Vicdansız hırsızların hedefinde içinde tam 650 bin dolar olan kasa vardı. Tekstil mağazasına girdiler, zorlansalar da o kasayı yüklenip götürdüler. İş yeri sahibi sabah geldiğinde o manzarayı gördü, donup kaldı. İki kişi tutup götürüyorlar direkt hızlıca. Bilinçli yapılmış bir şey. Laleli'de tekstil mağazasına giren hırsızlar içinde 11 milyon lira olan kasayı yüklenip götürdü. 650 bin dolara yakın bir param vardı. Gerçekten bulunmasını çok istiyoruz. Biz bir aileyiz, geçinmek zor. Hırsızlar sabaha karşı 5 sıralarında Laleli'deki işte bu tekstil mağazasının önüne geldiler. Araçlarını mağazanın önüne park ettikten sonra İki kişi araçtan indi ve mağazanın bu kapısını zorladıktan sonra içeri girdiler. Toplamda 5 kişilermiş. Bir arabayla geliyorlar. Planlı organize bir şekilde geliyorlar. Hırsızların hedefinde mağazadaki ürünler değil, para kasası vardı. Biraz ileri gitmiş, yeri şaşırmış, sonradan geri dönmüş. İçinde kesin bilen bir kişi var. Direkt burada duran kasayı bilerek geliyorlar. Hırsızlar kasayı sanki kendi elleriyle koymuş gibi buldular. Yerinden çıkardılar. Ancak hemen götüremediler çünkü önlerinde masa ve bu koltuk engeli vardı. Bunları yerinden fırlattılar. Ardından iki hırsız kasayı tuttukları gibi buradan çıkardılar. Acele bir şekilde kasayı alıyorlar, götürüyorlar. Kendi aralarında bile kavga ediyorlar. Hani bir anda çıkıp gidiyorlar. İş yeri sahibi soyulduğunu anlayınca neye uğradığını şaşırdı. Toplam ne kadar kasada para vardı? Aşağı yukarı 650 bin dolara yakın bir param vardı. 11 trilyon falan yapıyor. Polis kasa hırsızlarının peşinde. Babamın tüm birikimiydi. Bizim geçim kaynağımızdı. Geçim çok zor Türkiye'de. Paramızın bulunmasını istiyoruz. Yani bize kim yardımcı olabilirse insafına bırakıyorum artık. Çöp konteynerinin yanına oturduğu torbasındaki o bayat ekmeklerle karnı doyuruyor gibi numara yaptı. Duygu sömürüsü zabıtaların gelmesiyle son buldu. Ortaya çıktı ki dilencinin poşetinde sadece o bayat ekmekler değil, tam 2400 lirada para vardı. Sen çekme! Ya orada oturun! Kaçıyor şu anda, kaçıyor! Ekmek mi yiyorsun sen? Alıyorum abi. He? Utanma, sıkılma yok. Yöntem aynı. Çöpten ekmek yiyor gibi yapıp duygu sömürüsüyle para topladı. O paraları da yine ekmeklerin arasına sakladı. Ancak meblağ zabıtayı bile şaşkına çevirdi. Tam 2400 liraydı. Az önce aldığımız dilencinin paraları ekmeklerin arasına koyduğu tespit edilmiştir. Belli ki Zula'sını zabıtalar bulamaz diye düşündü. Çünkü yakalanınca başka dilenciler gibi ne saldırdı ne de kıyameti kopardı. Oo, taş atıyor. Oo, koca koca taş. Gayet sakindi. Hatta dilenmediğini, pet şişe topladığını söyledi. E sen yurtta oturuyorsun. He. E buraya niye geldin? Merdivene geliyorum. Şişe alıyorum. Bunlar alıyorum. Şişeleri alıyorum. Orada ekmek mi yiyorsun sen? Alıyorum abi. He? He. Esenyurt'tan gelip Eyüp Sultan'da duyguları sömürüyordu. Bayat ekmek dolu poşetiyle yakalandı. O poşetten de küçük bir servet çıktı. Biz arabaya alıyorsunuz. Arabaya biniyorsunuz. Gidiyorum abi. Paraları ekmeklerin arasına koyduğu tespit edilmiştir. 2400 liraya zabıtalar tarafından el konuldu. Dilenci kadına da kabahatler kanunundan ceza yazıldı. Tadilat için bir ustayla anlaştığı o usta dolandırıcı çıktı. Sosyal medya fenomeni kuaför kiraladığı dükkanı yenilemek için bir ustaya tam 155 bin lira ödedi. Ama o usta ne tadilatı bitirdi ne de parayı geri verdi. Ünlü kuaför başına geleni Show Haber WhatsApp ihbar hattına yolladı, videoyla anlattı. Eve duvar işçiliği ücreti de ödendi, yapılan işçilik bu. Ben 40 gündür bu dükkanı açmaya çalışıyorum. Ben video çekeceğim burada. Çekemiyorum. Böyle ustalardan bıktık artık. 155 bin lirayı aldı, tadilatı tamamlamadan kaçtı. Sonra da yalanları ard arda sıraladı. Fenomen kuaförü dolandırdı. Şu an çok mağdur bir adres. Çektiği videolarla tanınan fenomen kuaför Ceyhun Işık, Bursa'da bir dükkan kiraladı. Tadilat yaptıracaktı. Bir ustayla anlaştık 40 gün önce elektrik işleri için. Daha sonra dekor işleri yaptığını, duvar işleri de yaptığını söyledi. Biz de dedik hepsi bir elden çıksın. 155 bin lira civarı para verdi. Usta tadilata başladı ama anlaştıkları gibi olmadı. Yapılan sadece şu duvar, boya, bir de birkaç tane şu rayla ve
tencere gibi olan ışıklar. Önce malzemeler çalındı dedi, sonra da kaza geçirdiğini söyledi. Ceyhun Işık parasını geri isteyince de hakaretler edip numarasını engelledi. Müşteriler arıyor, günde en az 10 müşteri arıyor. Müşterileri de alamıyorum. 40 gündür zarar eden talihsiz kuaför, dolandırıcı ustadan şikayetçi oldu. 15 gün önce açılması gereken dükkan hala bak elektrik işlerini yapmaya çalışıyoruz. Edirne'de düzenlenen 661. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde ortalık fena karıştı. Kırmızı kartla diskalifiye olan baş pehlivan Şaban Yılmaz hakem kulesini basmaya kalktı. Onu durdurmak hiç kolay olmadı. Şaban Yılmaz baş pehlivan. Kırmızı kart verilmişti. Kırkpınar'da er meydanında tansiyon yükseldi. Kırmızı kartla yenilen baş pehlivan hakem heyetinin yanına tırmanmaya kalktı. Ben hakkımı helal etmiyorum. Etmiyorum. Hacamı çözüyorum. Edirne'de düzenlenen 661. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde 644. baş pehlivan Şaban Yılmaz Tanju Demirci ile karşı karşıya geldi. Ancak Şaban Yılmaz diskalifiye olunca hakem kulesini basmaya kalktı. Gergin anlarda çevik kuvvet polisi araya girdi. Baş pehlivan Şaban Yılmaz'ı durdurmak kolay olmadı. Tribünlere tırmandı, hırsını demir parmaklıklardan çıkardı. Güçlükle sakinleştirilen pehlivan haksızlığa uğradığını, bu nedenle güreşi bıraktığını açıkladı. Dualı çayıra veda etti. Ellerimin nasırına bakın. Bu kadar mı kolay? İstanbul Esenyurt'ta yüzlerce ailenin yaşadığı bir sitede aidat isyanı çıktı. Onlarca kişi yönetimi protesto etti. Ödediğimiz aidatlar nereye harcanıyor diye hesap sordular. Soygunla hayır! Aidat ödemekten bıktık. Bıktık. Aidatların nereye gittiğini bilmek istiyoruz. Esenyurt'ta yüzlerce dairenin olduğu bu sitede yönetici isyanı var. Göya lüks bir site, dünya kadar aidat ödüyoruz ve fareler cirit atıyor her yerde. Artık aidat ödemek istemiyoruz. Burada bu kadar aile mevcut. İddiaya göre site yönetimine kayyum atandı ve her ay yüz binlerce lira aidat toplanmaya başladı. Ama site sakinlerinin iddiasına göre aidatlar toplanıyor, hizmet edilmiyor. Bıktık artık. Hesap verilsin istiyoruz. Birilerini zengin ediyoruz ama kime ediyoruz? Hiçbir hesap verilmiyor. Yaklaşık 2840 daire var. En ucuz aidat 500 lira. En yüksek aidatsa 2500 lira. Ve burada her ay 2,5 milyon lira kadar bir aidat toplanıyor. Nerede ey site yönetimi? Bizim 2,5 milyonumuz nerede? Burada fareler cirit atıyor. Bazı dairelerin VC'lerinden bu fareler çıktı bile yani. Bunları yaşayan insanlar var. Her taraf çöp, rezalet vaziyette. Ama site sakinleri özellikle sitenin güvenliğinden şikayetçi. Hırsızlar içeriye girmiş, kapı kapı kartla geziyordu. Kamera sistemiyle kontrol ediliyor diyor. Hiçbir kameramız çalışmıyor. Arabalarımızın biniyoruz, kapıları açılmış. Kimin gelip kimin çıktığı belli değil. Otoparklarımız su içerisinde. Duvarlarımız dökülüyor. Benim geçen aydan 20 lira borcum kalmıştı. İcraya vereceğiz diye bana mail geldi. Ayıp ya. 4 kuruş borcu olana da geldi. Taciz ediyorlar. Borcunuzu öğrenmek veya kredi kartıyla ödemek. Bakın hemen borcunuzu soruyorlar. Ödemeyi soruyorlar. Derdinizi sormadan direkt para istiyorlar bizden. Site sakinleri şu anki site yönetimiyle mahkemelik oldu ve artık site yöneticilerini kendileri seçmek istiyorlar. Fahiş, aidat istemiyoruz. Her binanın tek tek blok temsilcileri seçilsin. Biz seçim istiyoruz. Soygunla hayır. Dün akşam ekranlarınıza getirmiştik eli satırlı hırsızlık çetesini. Onlar bu kez de Gazi Osman Paşa'da bir şarküteriyi soydular. 50 bin lira değerinde koli koli yağ çalıp kaçtılar bu kez. Burası komple şuraya kadar 50-60 koli yağ vardı bizim. Az bir mal çalınmıyor. Sabaha karşı minibüsle geldiler, 60 koli ayçiçek yağı çalıp gittiler.
Yani çalınan yağların şu an piyasa değeri 45 ila 50 bin TL arası. Bütün emeğimiz, yani hırsızlar geliyor böyle 5 dakika içinde soyup soğana çeviriyorlar. Gazi Osman Paşa'da dün sabaha karşı bir elektrikçide hırsızlık yapan satırlı çete yine iş başındaydı. Onlar olduğundan eminiz çünkü araç aynı, girilen saat aynı, kişiler aynı giydikleri elbise. Satırlı hırsızlık çetesi bir gün sonra aynı semtteki bu şarküterinin önüne geldi. Altlarında yine aynı minibüs vardı. Kaldırıma çıktılar, şarküterinin önüne sıfır yanaştılar ve hemen işe koyuldular. 4.50 sularında geliyorlar, levye ile kepengi kırıyorlar. Hedeflerinde ayçiçek yağları vardı. Biri içeri girdi, ayçiçek kolilerini alıp arkadaşlarına uzattı. Bizim manav arkadaş da geliyor, görüyor, korkutuyorlar. Adam bir şey yapamıyor, polisi arıyor. Ama hırsızlar sanki hiçbir şey olmamış gibi işlerine devam etti. Dükkana alarm koyuyoruz, yani her türlü önlemi alıyoruz ama hırsızları durduramıyoruz. Şarküterinin önünde bu bölümde koli koli yağlar vardı. Hırsızlar hepsini tek tek aldı. Yaklaşık 60 tane yağ çaldılar ve geride bir tane bile bırakmadılar. Biz artık bu çetenin yakalanmasını istiyoruz. Başka esnaf kardeşlerimiz mağdur olsun istemiyoruz. Polis her yerde o çeteyi arıyor. Mevsimin sebze ve meyvelerinin fiyatları tarlada şu sıralarda ucuz. Ancak bazı ürünler var ki onlar tarladan tezgaha gelirken fiyatları adeta katlanıyor. Örneğin onlardan biri elma. Haziranda tezgaha ulaşana kadar etiketi tam 8,5 kat arttı. Arada fırsatçılar da var. En büyük etken onlar bence. Fiyatları üreticiden çıktığı gibi kalmadı. Market yolculuğunda katlandıkça katlandı. Tarla ve tezgah makası yine açıldı. Bedava binse, bedava getirse, hiç para vermesin. Tarladan buraya gelse zaten 3 milyon maliyeti var zaten. Bence gidip tarladan satın alalım. Haziran ayında tarladan tezgaha fiyatı en çok artış gösteren ürün %850'lik artışla elma oldu. Elmanın tarladaki kilogram fiyatı 2 lira. Ama market tezgahına baktığımızda fiyatı 16 lira 95 kuruş. 15 lira fark var arada. Fark büyük fark. Ergen ele geçiyor, ona biraz derken bu fiyata geliyor işte. Elma şu anda son, yani bitik. Tarladan markete fahiş artış yarışında zirveye oturan elmayı %256 ile maydanoz, %249 ile ıspanak izledi. Adana'dan Ankara veya İstanbul'a muhtemelen bir 20-30 milyar yakıyorlardır. Salatalık üreticisiyiz. 2 liraya falan satıyorlar bizimkiler. Şu anda 6 lira. 3 katı. Evet, inanılmaz. Bu arada tezgahtaki her 3 üründen ikisinin fiyatı önceki aya göre yükseldi. Antep fıstığı %28'lik artışla ilk sırayı aldı. İkinci ise %22 ile limon oldu. Ucuzlayan ürünlerin başındaysa domates var. Domatesin fiyatı geçen aya göre %46 düştü ve şu anda da tezgahlarda 12 lira 95 kuruşa satılıyor. Geçen ay arasında yani 2 lira 3 lira fark var yani. Domatesi %23,9 ile patates %23,2 ile kabak seyretti. İstanbul'da bir ilginç yarış, yağlı direkten bayrak kapma yarışı. O yarışta hem heyecanlı hem de çok komik anlar yaşandı. Düşen düştü, o bayrağı almaksa hiç kolay olmadı. Zor ama yapacağız. İddialıyız. Abi o direk çıkıp bayrağı biz indireceğiz. Hedef bayrağı almaktı. Yağlı direk yarışmasında kıyasıya mücadele yaşandı. Çok güzel bir etkinlik. Çok süper. Yağlı direk yarışı en iyisiydi. 1 Temmuz Kabatoş Bayramı etkinliklerinde Arnavutköy Karaburun'da yağlı direk yarış düzenleniyor. Heyecanlı mısınız? Hiç heyecanlı değilim. Neden? Biz deniz çocuğuyuz. Karadenizliyiz. Hiç yarışmadım. Ne yapacaksın çeyrek altını kazanırsan? Vallahi para çok bende. Torunlara dağıtırım herhalde. Şu anda 66 yaşındaki İrfan Dede yağ geldi. Ve acı bir düşüş oldu. 4,5 metrelik bu direğin sonundaki bayrağı alan çeyrek altının kazananı olacak. Uçmayı bir deneyeceğim tekrar. Biz bundan iyiydim ben. Beyle çok iddialı bir yarışmacı. Büyük bir hızla direğe geldi. Çok kötü düştü. Ve kendine en çok güvenen yarışmacı Güven. Şu anda o. O da kötü düştü. Gerçekten çok zor bir yarış. Ve şu anda geçen serinin şampiyonu Mehmet Can geliyor. Alamadı. Onu alamadı. 66 yaşındaki İrfan Dede inat etti, bu bayrağı alacağım dedi.
Şu anda herkes kenara çekildi ve İrfan Dede'nin atlayışını bekliyor. Eski tekvandocu kendisi. Hadi İrfan Dede! İrfan Dede kendine has tarzıyla bu kez de direği tutturamadı. Eski şampiyon şansını bir kez daha denedi. Bütün iddialı rakiplerini tek tek geçti ve çeyrek altının kazananı oldu. Oğlunuz 2 yıldır bütün çeyrekleri aldı. Karaburunlu olarak gurur duyuyoruz kendisi. 2 senedir ben kazanıyorum. Geçen sene de 2. denememde aldım. Bu sene de 2. denemede nasip oldu. Seneye tekte artık inşallah. Altınlar bende ama düğününde takacağım. Flyboard gösterisi de izleyenleri mest etti. İkisi de birbirinden güzeldi ama flyboard daha güzeldi. İstanbul'da Kadıköy'den kalkan şehir atları vapurunun Karaköy'e yaklaştığı sırada dümeni kilitlendi. Duramayan vapur iskeleye çarptı. İki yolcuyla birlikte üzerlerine sıcak su kazanı devrilen vapurun çarcısı yaralandı. Dümeni kilitlendi, duramadı. İskeleye çarpan şehir atları vapurunda ikisi yolcu, 3 kişi yaralandı. Kadıköy'den gelen vapur Karaköy'e yanaşmak üzereydi. Ne olduysa o anda oldu. Vapur iskeleye çarptı. Savrulup yere düşen iki yolcuyla üzerine sıcak su kazanı devrilen şehir atları vapurunun çaycısı yaralandı. Onlar hastaneye kaldırılırken kaptanın ifadesine başvuruldu. Vapurun dümeninin kilitlendiğini belirtti. Uzayan bayram tatili ikinci el otomobil satışlarında hareketliliği artırdı, galericilerin yüzü güldü. İstediği aracı bulamayan alıcılar içinse aynı şeyi söylemek pek mümkün değil. Bayram arifesi olduğu için de piyasa çok hızlı. Hayırlı olsun. Bayram izni 9 güne çıktı, ikinci el araca talep arttı, durgun piyasa hareketlendi. Bayram öncesinde gezmeye gidilecek, bir şeyler yapılacak tabii ki, kurban kesimi. İhtiyaç yani sonuç olarak araba. Bayramda memlekete gideceğim, Kırşehir'e, ailemin yanına. Ama bir araç bulamadım alabilecek. Uygun fiyatta bir araç zor yani. Bayram izni uzaktan sonra hareketlilik var. Bir haftada bir 7 tane falan satıldı. İyi bir rakam. İyi. Peki fiyatlar nasıl? Bilinebilecek seviyede bir araç için 150 bin lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Ama orta segmentte 10 yaşlarında bir araç için 250 bin liraları vermeniz şart. İkinci elde satış hızı yılın ilk 6 ayında %38 arttı. Talep artınca fiyat da yükseldi. İkinci el piyasasında talebin artıyor olmasının aslında iki nedeni var. İlki sıfır araçların en düşük fiyatının 400 bin liradan başlıyor olması. İkincisi ise bir bayiye gidip sıfır araç almak istediğinizde bir hayli beklemeniz. 78 model s**ça bakabildik sadece bu parayla. Çok kötü abi ya. Az önce bu galerinin önüne gelmiştik. Arkadaş araç bulamamaktan şikayet ediyordu ama ayağımız uğurlu geldi sanırım. Aynen. Pazarlık sonuçlandı herhalde. Ne kadara sattınız bu aracı? 270 bin lira ilanda 250 bin lira bıraktım. Arkadaşımız yeni düğün yapmış. Ne diyorsunuz, tamam mı? Tamam, anlaştık. Mustafa, hayırlı olsun. Peki fiyatlar artar mı? Normal, fazla yükselmez bu saatten sonra. Zannetmiyorum. Bayram öncesi araç almak için geldim. Şu an araç bulamıyorum maalesef. Kendi aracımı satmıştım. Sattığımı da yerine koyamıyorum. Çok pişmanım. Şimdi sırada bizden bir haber var. Show Haber muhabiri Mustafa Mandel Edirne'de Er Meydanı'na çıktı. Pehlivanlarla yağlı güreş tuttu. Kazanan bakın kim oldu. İki. Atta düştüm diye üzülme, işte çıktım diye sevinme. Vur sarmayı, at kümbeyi, korkma pehlivanı, korkma, meydan senindir. Kaç yıldır güreşiyorsun? 15 yıldır güreşiyorum. 15. Güreş bizim çocukluktan sevdamız oldu. Manevi bir spor, değeri çok büyük ama 40 pınar gibisini görmedim. Ve işte o meşhur Er Meydanı. İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Bu yıl 661.si düzenlenecek 40 Pınar güreşlerinin öncesinde bir gösteri güreşi yapılıyor. Pehlivan Saim Cevahir ile birlikteyiz. Kaç kiloydunuz? 115. Ben de 77. Arada 30-40 kilo fark. Şimdi ne yapacağız? Meydane mi çıkacağız? İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Vallahi kısmeti giyince insan kendini bir
gaza gelmiş hissediyor, motivasyon artıyor. Benden büyük pehlivan yok abi. Ve hazırız artık. Yağlandık, kıspetimizi giydik. 117 kiloluk bir pehlivan bizi bekliyor ama biz de oldukça iddialıyız. İki çıktı meydana, ikisi de birbirinden merdane. Evet, şu anda güreş başlıyor. Güreş başlıyor. Haydi. Bismillahirrahmanirrahim. Şu anda 20'imiz oldu. Evet. Şu anda pehlivanımız galiptir. Çok güzel güreş oldu. Gerçekten herkes kendi bildiği işi yapsın. Bundan sonra kısmet ki ben mikrofonu da bırakmam. Şov Anabil'in bu akşamlık sonuna geldik. Yarın tekrar aynı saatte birlikte olmak dileğiyle iyi akşamlar.